Merhabalar Akdeniz Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi e, Uzaktan Eğitim Projesi'ne hoş geldiniz. NVDA Görsel Olmayan Masa Üstüne Erişim Programı'nı anlatmaya devam ediyoruz. Bu anlatımımızda NVDA ile birlikte nesne dolaşımı ve ekran inceleme dolaşımını ele alıyor olacağız. Ben eğitimcinin Sarp Arakan. Nesne dolaşımı ve ekran e, inceleme modları NVDA'da normal yön tuşlarıyla erişim sağlayamadığınız noktada çok faydalı olmaktadır. Gerek farenin gittiği konuma NVDA ekran okuyucusunun imlecine odaklanmasını sağlam özelliklerinden tutun da e, nesnesel dolaşımda çeşitli erişilemeyen noktalara erişim sağlayacak e, özellikler olmak üzere birçok kolaylık sağladığını bu özelliklerini söyleyebiliriz. Hepsini birden barındıran bir sistem aslında bakarsanız. Her ekran okuyucunun kendine ait farklı imleç modları vardır ve bu imleç modlarıyla farklı dolaşım yöntemleri, farklı erişim yöntemleri söz konusu olmaktadır. Dilerseniz başlayalım. Ekran inceleme ve nesne inceleme mantığı bir hiyerarşide çalışır. Bu hiyerarşiyi şöyle özetleyebiliriz. Örneğin arkada çalışan uygulamalar ve önde çalışan uygulamalar olduğunu varsayarsak arkada çalışan uygulamanın her biri bir üst nesne ve en son açtığınız uygulamalar e, onun bir alt nesnesi olabilir. Bunun en güzel örneği şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir not defteri var ve arkasında da masaüstü ekran düzeni var. Masaüstü ekran düzenini bir üst düzen, atsız not defteri düzenini bir alt düzen olarak e, düşünmektedir. Bir alt nesne olarak ve bunlara bu hiyerarşide erişim sağlamanızı kolaylaştıracak özellikler sunmaktadır. Nesnesel dolaşım ve ekran inceleme dolaşımlarını özellikle e, klavyemizde yer alan numaratik tuş takımlarıyla gezebiliriz. Bu dolaşımı etkinleştirmek için önce yapılması gereken numlock yani numara kilidi tuşunun bu tuş grubunun üzerinde sol üst tarafta yer alacak numara kilidi tuşunun de aktive edilmesidir. 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3 e, tuşlarıyla e, bu numaratik tuş takımının dizilimine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bazı kısa yollardan bahsedelim. Öncelikle insert tuşuyla birlikte numaratik tuş takımında bulunan tireye bastığınızda Oda git. Metin düzenleyici yazı alanı çok satırlı. Boşluk. Ekran inceleme odağını taşır. Yine Insertle ile ee, sol tarafta yani trijenin sol tarafında kalan bölü işaretine bastığımızda nesne sunucusunu fare konumuna taşı dosya menü ögesi alt menü alt artı de farenin bulunduğu noktaya nesne inceleme e, imajını taşıyarak erişim sağlanmasını kolaylaştırır. Şimdi burada e, az önce duyduğunuz dosya düzen görünüm alt menüsüne sahip bir not defteri e, birleşeninde buradaki her bir menü grubunun bir nesne olduğunu varsayabiliriz. Öncelikle insert ile birlikte 7'ye bastığımızda ileride bir inceleme kipi bulunmuyor. Eğer daha ileride bir inceleme kipi varsa onun olup olmadığını bize anons edecektir. Insert ile birlikte 1'e basalım. Nesne incelemesi dosya. Nesne incelemesinde hemen bakın dosyada olduğunu gördük ve tekrar Insert 7'ye basalım. Ekran incelemesi. Dosya düzen biçim görünüm yardım. Bu modu da sokabiliriz. Önce nesne grubunun şeyine soktuk, moduna soktuk. Insert 1 ile sonra da Insert 7 ile ekran inceleme modunda gezebilmemizi sağlayacak bir dolaşım yöntemini aktifleştirdik. Düzen. Ve ee, 4 ile 6 ile de bir önceki ve bir sonraki nesnini de gezebiliyoruz. Dosya, düzen, biçim, görünüm gibi. Insert ile birlikte Uygulama menü çubuğu geçerli belgeyi veya görüntüyü denetlemek için kullanılan komutları içerir alt. 8'e bastığımızda yine bir üst e, nesneye gittiğimizi göreceğiz. acısız not defteri pencere. Şimdi not defterinin yeni bir üst nesnesi olan başlığına, başlık çubuğuna gittik. Bir daha basalım. Masa üstü pencere. Ve masaüstü üstü penceresinin de en üst e, nesne dolaşımında ulaşmış olduk. Pencere. Pencereye yine Insert 2 ile birlikte tekrar bir alt nesneye dönüp e, bu alt nesne ile etkileşimi girebiliriz. Öncelikle yaptığımızı söyleyelim. Eğer bir uygulamada normal yön tuşlarıyla erişim sağlayamıyorsanız yapmanız gereken Insert 1 ile nesne incelemesi, boşluk, alt aktifleştirmek. Sonra ekran inceleme modunu Insert 7 ile ekran incelemesi, dosya düzen biçimi, aktifleştirmektir. Konuşmaya başlayacaktır. Kontrole basıp susturabilirsiniz. Ve daha sonra 4 6 ile düzen, biçim, görünüm, yardım. Ekran inceleme modunda aktifleştirilebilecek öğeler var mı yok mu? Buraya aa, bu o, noktaya dikkat edebilirsiniz. Yine insert 4 ile 6 ile hareket edecek olursak insert'e basılı tutarken elimizi ileride nesne yok. Görünüm alt menü alt Biçim alt menü alt artı, alt artı be. Direkt nesneler arasında da gezebiliyoruz arkadaşlar. Genel itibariyle nesne dolaşımı ve ekran inceleme dolaşımı bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere.